Merhaba köfteler bugün e, bayağı bir yeni e, bedava oyun işte oyun fırsatları oyun haberleri olduğu için size e, dünkü GT haftalık fırsatlar videosunda değil ayrıca bir video çekeyim dedim bakın Enter the Gungeon oyunu şu anda bedava God's Trigger bedava Epic Games'in sitesinden de alabiliyorsunuz launcher'dan da alıp yükleyebiliyorsunuz geçen haftaki Videoda bunların rehberinde koymuştum yani hani nasıl bunları alabilirim o oyunlarda Total War oyunu için göstermiştim e, O oyunlarda tıklanışı falan gözüküyor Ben size e, birkaç oyundan bahsedeceğim baya bir haber var mesela bu Enter the Gungeon oyunu böyle grafiklerin Şey olduğuna bakmayın bu oyunlar baya zor oluyor mesela silahlar değişik işte düşmanlar değişiyor Çok zorlaşıyor Gayet güzel oyunlar aslında. Bunları sevenler oynayabilir. İkinci oyun yine birazcık o tarz bir oyun. Bu oyunda da Hotline Miami oynayanlar bilir. O oyun gibi. Yukarıdan bakıyorsunuz. Eğer şeyseniz aynı yani online kopu yok ama mesela abinizle işte eşinizle dostunuzla aynı evde aynı bilgisayarda oturuyorsanız. İki kişi oynayabiliyor Baya eğlenceli ve skiller falan da geliştirilebiliyor yani böyle sadece basit bir olay değil mesela burada skill Tabları falan da gözüküyor Hani Güzel vakit geçirmelik iki kişilik güzel bir oyun tek kişi de biraz sarıyor ben biraz oynadım zaten Oynanış videoları da haftanın ilerleyen günlerinde gelir bunları da ama hani şimdiden haber vereyim dedim Bu iki oyun şu an Epic Games'in bedava verdiği iki oyun. Ama daha başka Steam'de de bazı indirimler var. Onları da göstereceğim. Ee, yine Epic Games'in haftaya verecek olduğu Hitman'in 2016'da çıkan e, oyununu bütün sezon olarak veriyor. Yani bütün e, lokasyonlar. Steam'de de bedava gözüküyor bu. Ama Steam'de sadece ilk bölümü bedava olması lazım. Devam bölümlerini verecek. Baya iyi bir oyundur. Haftaya bunu kaçırmayın. Ayrıca Shadowrun. Shadowrun'u da gösterelim size. Hitman oyunu burada gelecek. Hitman ile ilgili bir diğer bilgi. Epic Games Hitman 3'ü kitlemiş. Epic Games de çıkacak Ocak ayında. Öyle de bir haberi de duyurmuştu. Epic Games'in hamleleri ve yayın hamlelerini de konuşacağız birazdan. Shadowrun oyunundan biraz bahsedeyim. Bu aralar biliyorsunuz Cyberpunk 2077 oyunu ile Cyberpunk türü sadece o oyuna ait gibi görünüyor ama Cyberpunk belirli bir içerik türüdür. Hani bilim kurgunun alt dallarından biridir. Eğer İngilizceniz varsa bu oyunda çok hoşunuza gidecektir. Bu oyunu da gelecek hafta bekleyebilirsiniz. Bu tema Cyberpunk teması oluyor. Tabii Cyberpunk 2077 buna göre çok daha kaliteli, daha güzel bir oyun olarak gözükebilir ama bu oyunlar da klasik, bayağı eski ve e, tavsiye edebileceğim, İngilizce bilenlere tavsiye edebileceğim oyunlar. Steam'de de bunlarla ilgili indirimlerimiz mevcut. Oradan da devam edelim. Şimdi e, Steam'de gördüğünüz gibi bu haftanın e, şöyle de gözüküyor. Değişik seri indirimleri var. Ama asıl indirim şu sayfada. Evet burada çok sağlam eski olmasına rağmen bakın mesela Bioshock'un ilk oyunu aslında bu sistem şok oyunu ve sistem şok oyunu e, bayağı baya iyi bir oyun. Yani bir ve ikinci oyunları var. Cyberpunk olarak geçer bu oyunlarda. Cyberpunk ilk oyunlarıdır. 5 e, liraya alıp oynayabilirsiniz. Çok eski bir oyun olduğu için grafikleri çok e, sizi rahat ettirmeyebilir. Yine Deus Ex'in ilk oyunu ama bunun da grafikleri çok eski Half-Life 1 gibi. Bunlar da Cyberpunk'ın bir türü ama eğer kaliteli grafikli bir şey istiyorsanız bakın bu oyunu çok tavsiye ederim. Cyberpunk 2077 gelmeden önce oynayabileceğiniz, bu türe alışabileceğiniz çok güzel bir oyun. Grafikleri de güzel ve sadece 4.5 TL. 4.5 TL'ye çok iyi vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Bu oyun gerçekten çok kaliteli. Deus Ex'i tavsiye ederim. Yine Dishonored indirimdeymiş. O da steampunk oluyor. BioShock'ta mesela Cyberpunk başlayan System Shock'un ee, şey şoka ee, Cyberpunk başlamıştı System Shock. BioShock'ta ee, steampunk olarak yani Dishonored tarzı bir e, şeyde geçiyor. Yani oyunun türü değil bu. Hikayenin türü diyebiliriz veya mekanların türü, etrafın türü geçtiği dünya olarak. Ee, bu oyunların hepsi çok güzel ama şu çok bilinmediği için ben bunu tavsiye ediyorum. Baya güzel bir hikayeli oyundur. Bioshock'u falan zaten oynamayanlar alsın oynasın Bioshock baya iyi oyun. Yine... Buradaki indirimler Steam indirimlerinde bir diğer göze çarpan bir oyunda NBA 2K 20 ben bu oyunu tam bilmiyorum yani hiç oynamadım desem yeridir NBA 2K'ları hiç oynamadım ama 20 TL'ye düşmüş yani 20 TL'ye hani şu anda geçen mesela arkadaşım biri şey dedi yani e, sigara parası dedi yani aldım dursun oynarım belki falan dedi bu mantıkla alabilirsiniz ben spor oyunlarını pek oynamıyorum. Yani F1 dışında hani böyle arka arkaya satın aldığım spor oyunu yoktur. F1'i de son 2020'yi sırf video çekiyorum diye aldım içerik üretme imkanı verdiği için. Yoksa almazdım ama meraklısı için gayet güzel bir fiyat. Bazı eleştirilerde vardı ama pay to win falan muhabbetleriz. Bakın burada da görüyorsunuz zaten 75.000 VC demiş 90 lira. Hani oyun içi bir şeyler satıyor galiba. Yani karar sizin ee, ama iyi bir indirimde olduğunu görebiliyoruz. Şimdi asıl mevzu ne? Asıl mevzu EA Play. Bakın Electronic Arts 31 Ağustos'ta Steam'e geliyor diye Haber paylaştı bunun ücretleri bir değişiklik olmazsa yıllık 60 lira 65 lira civarı bir şey olacakmış ee, Şimdi birincisi origin'in kendi ee, içinde sattığı EA Access veya Origin Access Daha farklıydı 35 lira aylığa denk geliyordu 5 Euro'ydu Ben de kanalda bayağı bir video attım hatta daha videoları da gelecek geçen aylarda almıştım 1 Euro'yken ee, Asıl amacımız şu oyundu. Bu oyunun da kanalda 5 saatlik tek seferde oynadık Zeynep'le. Onu izleyebilirsiniz. Baya güzel bir oyun. Bir kişi de olması yeten bir oyundu. Bunun için ben onu almıştım. Ama daha sonra o oyunu bitirdikten sonra da mesela Heat'i, Titanfall falan oynadım. Bunların da hep videoları gelecek. Full oynanış videoları gelebiliyor. İnceleme videoları gelebiliyor. Yani bayağı bir içeriği denedim EA içeriğini. Origin'in içindeyken daha farklı oyunlar da vardı. Yani EA'in yapmadığı Frostpunk gibi oyunlar da mevcuttu. Ama şu anda Steam'in içinde gelecek olan da sadece EA oyunları gözüküyor. O yüzden de fiyatın biraz düşmüş olması normal. Origin'de satılandı çünkü daha fazla oyunu oynayabiliyordunuz. E, Steam'de satılan da sadece EA olacak gibi. Şimdi bu önemli bir gelişme neden derseniz her ne kadar içerik azaltılmış olsa da yıllık 60 lira civarında bir ücrete çıkıyorsa ayda 5 lira gibi bir e, fiyata yani hani Netflix ve Spotify'da baktığınız zaman karşılaştırdığınız zaman hani bütün bu oyunlar A kalite oyunlar Battlefront olsun, Battlefieldlar olsun. İşte şu oyun yine güzel Dead Space'ler var oynamadıysanız e, Şeyler falan da var Mass Effect'ler falan hepsi var yani Bayağı ciddi bir içeriği çok uygun bir fiyata almış oluyorsunuz ki e, Netflix ve Spotify Biliyorsunuz ne kadar tutmuştu bunun Benzerleri yapıldı yayın var e, Yine e, değişik platformların var ama Origin İlk defa Steam'den ayrılan ve kendi başına başarılı olan bir platformda ayrı duruyordu. Burada Epic Games'e de dönmek lazım. Epic Games'in bu agresif çıkışı Steam ve EA'in tekrar birleşmesine vesile oldu diyebiliriz. Çünkü EA e, çıktığı zaman yani... E, Origin, Ben hatırlıyorum ilk kurma sebebim Battlefield 3'tü. Battlefield ve FIFA sayesinde Origin'e herkes üye oldu. Çünkü çok oynanan iki oyuna sahip ve gerçekten EA'nin de çok fazla oyunu da var. Yani Star Wars'lar olsun işte ne bileyim başka yan oyunları da var. Mirror's Edge diye bir oyun var fazla bilinmez yine çok güzeldir. Hani EA oyun yaptığı zaman yüksek kaliteli yapar. Ama fiyatları da pahalıdır. Yani genelde böyledir. O yüzden EA pek sevilmez ama oyunları ben genel olarak beğendim. Zaten Origin'in incelemesini de o günlerde yapmıştım değişik şeylerde. Hani bir ay alıp takılabilirsiniz diyordum ama bu fiyatlar olursa ki yani neredeyse iki aylık fiyata bir senelik üyelik alabiliyorsunuz. Orijindeki fiyatla karşılaştırırsanız. Yani Origin'in Steam'le anlaşması bana e, Epic Games'in piyasa hakimiyeti konusunda ciddi bir noktaya gelmeye başladığını hissettirdi. Çünkü Origin kendi başına takılıyordu. Steam zaten Steam'den ayrılmaların da sebebini söyleyeyim. Steam %30 kesinti yapıyor birçok büyük firmadan dahi. E, bazılarıyla iyi anlaşıyorlar. Mesela Bethesda ile anlaşıyorlar ama Bethesda'nın bile kendi... işte oyun şeyi olduğunu görebiliyoruz. Yani kendi oyun nasıl diyeyim Oyuna ait bir launcher'ı görüyoruz Ubisoft mesela kaç senedir var İnsanlar mecburiyetten yüklüyor ama yine gidiyor Steam'den alıyor yani Origin kadar başarılı olan pek olmamıştı ve Origin'in Steam'e dönmesi demek Epic Games'in çok agresif politikalarının e, piyasayı değiştirdiğini bize göstermekte bu neyi e, bize sinyallerini veriyor şimdi Microsoft biliyorsunuz Xbox konusunda bilgisayara yaklaştırdı. Xbox Pass'i tek bir çatı altında topluyor. Xbox'ı kaldırdı sanırım isminden Microsoft Play veya Microsoft Pass gibi bir şey oluyor. Yani bu önümüzdeki süreçlerde aylık para verip oyunlara direkt kiralama modeli gelmeye başlayacak gibi duruyor. Bu konuda mesela Nvidia gayet e, değişik bir adım attı. Nvidia diyor ki oyunlara nerede sahip olursan ol gel benim e, bilgisayar almadan gel benim platformumda oyna diyor. Bu da güzel bir şey. E, güzel bir özellik. Çünkü birçok oyunu oynatmak için gereken bilgisayar çok üst seviyede olmaya başladı. Yani değişik bir noktaya gidiyoruz oyun sektöründe ama bu kadar çok indirim ve bu kadar uygun fiyatlar e, olması demek bu Epic'in e, pazar payını arttırması anlamına gelebilir e, Düşünün yani hani FIFA mesela 2001 çıkıyor Siz bir yıllık üye oldunuz Artık ne zaman çıkıp ne zaman buna gelir bilmiyorum ama Belli bir noktada FIFA 2021'i direkt olarak oynamaya başlayabileceksiniz gibi algılıyorum ben Tabi bazı şeyler yapabilir çünkü EA'de aylık 30 lira olan pakette her şey yoktu Origin tarafında Nasıl olacak bunu göreceğiz Onun dışında Yine Epic Games'in Hitman anlaşması Rockstar'la çok sıkı fıkı olması Rockstar'ın PlayStation tarafıyla sıkı olması Yani hani bütün bunları düşündüğümüzde Epic Sony Ve işte Rockstar Kendi arasında bir Kutuplaşmaya giderken işte EA ve Steam birleşiyor Microsoft bir yandan kendi oyunları üzerinden bir ekosistem kuruyor. Yani böyle bir oyun camiasında bir paslaşma var. Çünkü Microsoft'u daha önceki videoları anlattı izlediyseniz hatırlayacaksınız. Microsoft genel olarak oyunları artık nereden oynarsanız oynayın ama benden oynayın kafasında. O yüzden de konsol savaşını bitirip konsolları gömme niyetinde gibi duruyor zaten e, hatırlayacaksınız Geçen haftalarda Microsoft'ta e, Live Gold sistemini ki benim konsollara karşı olma sebebim ta 360'la şurada da var başlayan yani aylık belirli bir e, para ödeyerek multiplayer oynamaya giriyordunuz zamanla PlayStation 3'te böyle bir şey yoktu mesela ama Xbox'ta ee, Başlamıştı daha sonra PlayStation 4'te de gelmişti şu anda mesela XBOX bunu kaldırıyor yani XBOX'ın yenisiyle Series X'le e, Bu sistem kalkacak yani Ben bir oyun oynayacağım yani benim gibi az oyun oynayıp sürekli aynı oyunu oynayan insanlar için Mesela PlayStation'ın e, plus özelliği çok anlam ifade etmiyor yani veriyorsun bir ton oyunda al işte Epic de veriyor Ben bunların çoğunu oynamadım bile yani hani Hani bunları geçin. Ben Steam'de mesela şu oyunu ben satın aldım yıllar önce. 2016'da çıkan oyunu e, sanırım iyi bir indirime girdiğinde almıştım. Daha tam bitirmedim bütün görevlerini. Bitirmediğim görev var. Bakın bedava gelecek. Batmanler öyle geçen sene full bedava verdi dünya Batman gününde. Yani baktığınız zaman e, zaten çok fazla oyun sahibi olduğumuz için ben direkt olarak para ödemek yerine lazım olan şeyi yani bir tane alayım oyunu sürekli oynayayım. Bunu hep söylemişimdir. Mesela GT Sports'u çok seviyorum ama aylık klasa para veriyoruz. Yani ne gerek var abi böyle bir şey çok saçma. Neyse işte bu sistemleri Xbox kaldırıp kendi ekosisteminde toplamaya çalışıyor. Bunu bir diğer Sony tarafında bunun ön hazırlıkları yapılmadığı için sanırım Epic Sony... Ee, ve onların tarafta bulunan da Rockstar bir şekilde halledecekler. Rockstar zaten GTA'ya, GTA, ya, GTA Online'a e, yapacağı geliştirmeleri hafiften çıplattı. Yani Epic Games'te de yeni oyun çıkabilir. Steam'de çıkmayabilir falan veya geç çıkabilir. Red Dead'de olduğu gibi böyle şeyler yaşanabilir. Kontrol yine şeyde çıkmıştı Epic Games'te sonradan Steam'e gidecek. Ee, yine bu tarz oyunlar var. Önce mesela şeylerin oyunları Epic'te çıkmıştı. Steam artık tekrar kendine geçirdi onlara. Detroit'i hatırlayacaksınız biz de yayında oynadık. Epic Games'te oynamıştık. Yani bu şekilde oyun camiasında bir karışma var. Özet geç diyecek olursanız özetle hepimize yarayacak bu durum. Rahat rahat oyunlarımızı alacağız. Bu tarz bedava oyunlardan, fırsatlardan haberdar olmak istiyorsanız veya muhabbet etmek istiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord'da hem bunları duyurduğumuz bir kanal mevcut hem de bedava oyunlar hakkında işte oyun fırsatları hakkında konuşulan bir oda var. Orada mesela ya şu oyun iyi mi indirimdeymiş almayı düşünüyorum ne dersiniz köfteler diye sorabileceğiniz. Odalarımız mevcut. Discord'a nereden giriyorsunuz? Discord'a gidiyorsunuz. rastgeliriz.com'da. O sitede başka hiçbir şey yok şu anda. İleride olabilir. Ee, tamamen linkleri koymak için yarattığım bir site. Discord linki orada var. Twitch linki var. Instagram linki var. Hepsi orada mevcut. Yine bunlar YouTube'da da banner'ın orada var. İşte ne bileyim şey de var. Eee kanal açıklamasında var. Yani ulaşmak mümkün. E-mail adresi de var. İş güç ve benzeri teklifler için de oradan ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca katıl butonundan hem kanala destek olup hem Discord'da fiyakalı roller kazanma şansınız var. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ayrıca size gelecek haftada becerebilirsem bir sürprizim olacak. Shadowrun ve Deus Ex ve Yayınlanan Cyberpunk videolarından güzel bir Cyberpunk nedir, tür nedir ve 2077 olan oyunda bizi neler bekliyor gibi bir video hazırlamayı planlıyorum. Onun için de takipte kalın. Görüşmek üzere.